Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Mumumuzu da yakalım şöyle bir yandan. Bugün deste seçili bir açılım yapacağım. Açılımımızın konusu kısmetimde kim var? Bakalım kısmetinizde kim var? Nasıl birisi geliyor sizin için? Nasıl bir kısmet geliyor? Ve bu kişiyle neler yaşayabilirsiniz? Bunlara odaklandığımız bir açılım yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi 3 adet seçeneğim var, 3 adet destem var. Bir deste size kendisine çekiyorsa onu dinleyebilirsiniz. Eğer seçmekte zorlanıyorsanız üçünü de dinleyip kendinize en uyanını kabul edebilirsiniz. Hadi bakalım ben göstereyim size. Birincisinde şöyle bir opalit taşım var. Bu opaliti bilenler bilir. Böyle bir farklı bir yapısı vardır aslında. Belki kameradan biraz şeffaf gibi görünüyor ama kendi içinde böyle bir lilamsı bir şifti vardır. Ve bu ikisini beraber kombinledim. Çünkü burada melek kanatlarımız var. Bu taş da bana biraz böyle meleksi bir taş gibi geliyor. Yani ikisi böyle sanki sihirli gibiler. Birinci destemiz bu. İkinci destemiz tabii ki de rengarenk. Sizin de ne zaman kullansam sorduğunuz, benim de çok sevdiğim bu renkli destem. Bunun da yanına renkli, uyumlu olsun diye çilek kuvars koydum şöyle. İkisi beraberler. İkinci destemiz olacak. Ve üçüncü destemizde ise böyle deniz teması diyebilirim galiba. Deniz ya da gökyüzü. Nasıl baktığınıza bağlı. Bunun da yanında bir limon kuvarsım var. Bunları da beraber kombinledim. Evet. Hangisini seçersiniz? Hangisi sizi çağırıyor? Hangisinin içinde size bir kısmet olduğunu düşünüyorsunuz? Bir mesaj olduğunu düşünüyorsunuz? Eğer seçemiyorsanız videoyu burada durdurup odaklanıp seçip ondan sonra devam edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi üçünü de dinlemeyi tercih ediyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben birinci desteyle başlayacağım. Diğer destelerimi şöyle kaldırayım. Evet. Opalit destesi. Şöyle bırakalım. Tabii yardımcı destelerim olacak. Burada. Öncelikle yardımcı destelerimden sizin için kartları açacağım. Opaliti seçenler için nasıl bir kısmet geliyor? Nasıl bir kısmet var? Kısmetinizde kim var? Kısmetinizde ne var? Kim var? Bunları soruyorum kartlara. Zamansız bir açılımdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o an enerjileri olarak kabul edebilirsiniz. Siz de bir odaklanıp hani gelecek mesajların size uygun olmasına niyet edebilirsiniz tabii ki de. O kedim kapımı inanılmaz tırmalıyor şu anda. Hemen ben ona bir kapıyı açayım yoksa gürültü çıkarabilir. Bir saniye. Evet, devam ediyoruz. Şöyle bir önce bir açalım kartları. Onun sonrasında hem bir destem daha var hem de üstüne sormak istediğimiz sorular olursa yine kart açacağım sorumu sorup şöyle bir bakalım. Sağlıklı sınırlar. Çok güzel.
Şanslı zaman. Çok çok güzel mesajlarla açtık. Şöyle uzaktan göstereyim. Oldukça tutkulu bir kart gelmiş. Boşuna şimdi yasak yemeyelim. O yüzden çok yakından göstermiyorum. Çok da net bir şey yok ama. Evet. Hemen bir tarot kartlarımızı da açalım. Çok güzel. Şimdi hayatınıza girecek olan bu kişi, kısmetinizde olan bu kişiyle ilgili. Özellikle hani böyle şans faktörünün aktif olmasının üzerine şöyle bir yorum yapacağım. Bu kişi gerçekten hem böyle gelişiyle size şans getirebilir, hem de sizin şansınız olabilir. Yani çok böyle egosal taraftan düşününce hani o benim nereden şansım olacak falan diyenler olacaktır ama şöyle söyleyeceğim. Bu sizin hissiniz. Yani siz bu kişiyle tanıştınız, sevgili oldunuz, hayatınıza aldınız bir şekilde ve şunu düşünebilirsiniz. Yani ne kadar şanslıyım hani onun gibi biri hayatıma girdiği için gerçekten beni hak ediyor diye düşüneceğiniz birisi olabilir. Çünkü şans enerjinizin aktif olduğu bir süreçte bu kişi hayatınıza girecek ve beraberliğiniz o şekilde başlayacak. Çünkü aslında o sadece bir şans enerjisi değil. Bunu birazdan söyleyeceğim şeyi söylediğimde bazı kişiler sıkılıyor. Fakat çok çok önemli bir nokta ki burada çıktığı için de söylüyorum. Bakın, kendiniz üzerine odaklanmak, kendiniz üstünde çalışmak, kişinin kendisini hatta böyle onarması, kendi üstünde çalışması, kendisini anlaması mesajlarını içeren bir kart var burada. Yani bu bana şunu gösteriyor. Öncelikle siz kendinizi seveceksiniz, kendinizi belli konularda onaracaksınız. Evet, herkesin onarılması gereken, şifalanması gereken noktalar vardır. Bu herkeste var. Ve herkeste bir bütün olmayabilir ama en azından o en güzel noktanıza doğru ne kadar gidebilirseniz o kadar bu ilişki öncesi belki de birazını bu kişi hayatınıza girdikten sonrasında da devam ettirebileceğiniz ama kendinizi iyi bir noktada hissederken bu kişi hayatınıza çekeceğinizi görüyorum. Bu çok iyi bir haber. Neden? Çünkü demek ki sizin frekansınız yüksek olacak. Ve hayatınıza o anda girecek olan bu yeni kısmetinde frekansının yüksek olacağını gösteriyor. Yani buna işaret ediyor kartlar. Bu çok güzel bir işaret. Yani ne demek? Bu kişi böyle gereksiz ya da toksik bir şekilde kıskanan, kısıtlayan, sizi değersizleştiren, ilgisini vermeyen, sadece sizden alıp karşılığını vermeyen birisi olmayacak. Yani bu kişi gerçekten daha hem olgun bir bakış açısına sahip hem de alma verme dengesine önem veren birisi olacak. Size gerçekten kıymet verecek, değer verecek ve sizinle çok güzel bir şekilde uyuşacağını aslında görüyoruz. Bu tek mesajın içerisinde bütün bunlar gizli diyebilirim. Onun dışında özellikle bu yeni kısmeti ilk gördüğünüzde hayatınıza böyle ilk girdiğinde tanıştığınız zamanlarda ufak tefek detaylara, ufak tefek ayrıntılara takılıp lütfen bu kişiyi görmezden gelmeyin. Ya da ufacık bir özelliğinden dolayı silip atmayın. Neden? Çünkü büyük resme odaklan diyor kartlar. Büyük resme odaklan ki bu kişinin seninle hay Allah. Ki bu kişinin seninle ne kadar uyumlu olduğunu ya da onunla yaşayabileceğin potansiyelleri düşünebil. Yani biraz da şu mesaj var sanki. Geçmişte hayatınızda birilerini alırken ne kadar kriter koyuyordunuz? Hani ne kadar sınavdan geçiriyordunuz o kişiyi? Ya da hangi noktalara bakıyordunuz? Hangi noktalar sizin için elzemdi? Belki de artık o
bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Hiçbir kriterden geçirmeyin demiyorum. Hiçbir şekilde dikkat etmeyin asla demiyorum. Çok çok dikkat edin hatta. Ama geçmişte baktığınız şeyler aslında sizin aradığınız şeyler olmayabilir. Büyük resme odaklı kalın. Bu çok güzel ve önemli bir mesaj olarak gelmiş. Bir diğer nokta, birbirinize sağlıklı sınırlar koyacağınız ve birbirinize bağlılık göstereceğiniz. Yani bu kişi muhtemelen burada ben karşılıklı bir aşk olacağını düşünüyorum. Bu gerçekten bir kısmet. Yani direkt olarak romantik hayatınıza transfer olacak bu kişi. Tanıştıktan kısa bir süre içerisinde bir ilişkiniz başlayacak ve bence bu kişi yeni tanışacağınız birisi. Bu desteği için bunu söyleyebilirim. Onun dışında bakın burada tensel olarak çok çekim hissedebilirsiniz. Fiziksel olarak uyumunuz olabilir. Fiziksel olarak çok beğenebilirsiniz bu kişiyi. Yani gördüğünüzde gerçekten hani dünyanın en güzel varlığı gibi gelebilir size. Bu sebeple de fiziksel bir beğeni, fiziksel bir çekim ama bir diğer taraftan aurasal bir çekim de olabilir. Aurasına da çok böyle kapılabilirsiniz enerji olarak. Bunlar çok güzel mesajlar. Peki. Bunun dışında bu kişi bu kişinin özelliklerine biraz odaklanmak istiyorum. Bu kişinin özelliklerinde duygusallık bir ön plana çıkmış. Ve duygusallıkta şöyle bir şey de var aslında. Duygularını yaşıyor bu kişi. Yani gösterebilir, yaşayabilir kendi içinde ama duygularının kontrolden çıkmasına çok izin vermiyor. Yani kontrolden çıkması nedir? Hani duygusal çöküşler ya da o duygusal karmaşalar, kendi duygularını iyi okuyabildiğini düşünüyorum. Onun dışında hediyeleşmeyi, böyle beraber vakit geçirmeyi, birazcık çocuksu oyunlar oynamayı seviyor olabilir. Biraz böyle çocuksu bir tarafı olabilir bu kişinin ya da sizin de onunla beraber o çocuksu tarafınızı ortaya çıkartacak olabilir. Yani onun öyle bir etkisi vardır ki sizin üstünüzde o çocuksu tarafınızı ortaya çıkarır. Bunlar gördüğüm bir diğer güzel noktalar. Onun dışında böyle genel anlamda bronz bir ten buğday ya da bronz bir tene sahip olabilir bu kişi. Çok fazla kadın erkek ayrımı yapmayacağım. Güzel yüz hatları gerçekten böyle hani erkeklerde biraz daha kemikli bir yüz hattı olabilir. Kadınlarda da gerçekten böyle ay gibi çok güzel yansımış kartlara. Onun dışında böyle bir tık bu kişinin mevcut düzeni, mevcut alışkanlıkları sizin düzeniniz ve alışkanlıklarınızla ilk başta uymayabilir. Yani birazcık değişkenlik, birazcık oralarda bir hani çatışma demeyeceğim. Bence o kadar büyük bir farklılık ya da o kadar büyük bir hani çatışma gerektirecek bir durumunuz yok. Fakat birazcık birbirinize uyuşma süreciniz olacaktır diye düşünüyorum. Yani birbiriniz için hayatlarınızı birazcık böyle düzenleyebilirsiniz. Daha uyumlu olabilmeniz için. Mesela görüşebilmek için arkadaşlarınızla daha az zaman geçirip onunla daha çok zaman geçirmek gibi. Ya da bir mesafe varsa arada fiziksel olarak bir mesafe, hani bir şehir farklılığı vesaire, sizi görmek için ya da siz onu görmek için bir yol kat edebilirsiniz. Hayatınızda da bu şekilde belli değişiklikler olması muhtemel olacak diye düşünüyorum. Hemen ekstra böyle kartlarımı açarken aslında burada yine bir diğer gördüğüm şeyi de yorumlamak istiyorum. Bu kişinin gerçekten iletişim dilinin çok net, ne istediğini çok iyi bilen ve bence bir otoriter tarafı da olan birisi olacak. Yani bu otoriter tarafını aslında şu şekilde de yorumlayabilirim. İşiyle alakalı, mesleğiyle alakalı bir böyle müdürlük pozisyonu, bir yönetici pozisyonunda olabilir bu kişi. Çünkü birazcık duruşu bana onu verdi. Bir de muhtemelen bu kişi evlilik isteyen birisi olacak arkadaşlar. Ciddi ilişki arayan birisi olacak. Ki zaten sizinle ilgili ilişkinizde özellikle denge olduğunu gördükten sonra
denge olduğunu fark ettikten sonra biraz daha böyle o ciddiyete gidebilecek birisi olacak diye düşünüyorum. Yani hani böyle evlilik konuları açılabilir, biraz daha ciddiyet olduğu belirlenebilir. Zaten size adaletli davranacak birisi diye görüyorum. Bir tık böyle şunu da hissettim aslında. Sanki böyle iyi karmanızın karşılığı gibi bu kişi. Gerçekten. Hani dedim ya ilk başta, şanslı olduğunuzu düşüneceksiniz bu kişiyle. Ve biraz daha geçmişten daha farklı bir bakış açısıyla bakacaksınız bu kişiye. Yani şu ana kadar hayatınıza giren kişileri ne şekilde tarttınız mesela? Bu kişiyi çok farklı bir şekilde tartmanız gerekecek. Ve birazcık böyle bildiklerinizi unutturabilir, kalıplarınızı yıkabilir bu kişi. Biraz böyle tabu gibi gördüğünüz şeyleri de yıkabilir. Ama kendisi bence genel anlamda çok böyle tarafsız bakabilen, bütünlüğe önem veren bir kişi gibi gözüküyor. Bilge bir tarafı da var. Böyle hatta bazı konularda belki bu mesleğiyle alakalı olabilir. Çok konuşuyor olabilir. Çok böyle bildiklerini aktarmak istiyor olabilir. Bunu da böyle bir dipnot olarak geçeyim. Bu kişi için gerçekler önemli. Bakın, adalet kartı. Gerçekliğe önem veriyor. Yani doğrulara önem veriyor. Özellikle tanıştığınız sıralarda ona doğru şeyleri aktarmanız, doğru bir şekilde kendinizi anlatmanız bu kişi için önemli olacak bir diğer noktalardan birisi. Birazcık hayalleri yüksek olabilir bu kişinin. Yani elinde gerçekten elde ettiği başarılar vardır. Hani bu eğitim hayatı olabilir, kariyer hayatı olabilir. Maddi konularda olabilir bu arada. Ama daha fazlasını hayal ediyor olacağını düşünüyorum. Yine bir diğer konuda sizden de iletişim anlamında kendinizi anlatmanız, anlatabilmeniz, aktarabilmeniz anlamında bir beklentisi olacak diye düşünüyorum. Yani bence çok sohbetleriniz olacak bu kişiyle. Hüzme, içinden gelen sevginin ışığını görüyorum dedi kartlarda. Yani bu kişiye gerçekten böyle baktığınızda size hissettiklerini size aktaracak birisi, yansıtacak birisi. Zaten sevgisini yansıtabildiğini söylemiştim. Bence duygularıyla, düşünceleriyle arası çok iyi birisi. Ve şöyle bir ayrıntı çıkmış bakın. Seçim diyor. Yollarımız ayrılsa da nihayetinde kavuşacağız kartı geldi burada. Belki hani bir ayrılık olabilir ama bence öyle bir şey değil. Bence hani bir tanıştığınızda aranıza bir mesafe girip, bir uzaklık girip sonrasında tekrardan tesadüfi bir şekilde karşılaşıp bu sefer bir şeyleri ilişkiye döndürebilirsiniz diye düşünüyorum. Birazcık çünkü aranızda gerçekten hani böyle ayrılık yaşatabilecek, bilmiyorum, pek çok bir şey görmedim o konuda. Bir de ego kartı gelmiş. Şimdi bence bu bir uyarı olarak geldi. Diyor ki meydan okuma. Yani bu insanla ya da ikiniz için de böyle birbirinize meydan okumayın. Hani dedim ya ilk başta diğer kişilere, hayatında daha önce girmiş olan kişilerden biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyor bu kişiye diye. Bu da belki biraz egonuzu bir kenara bırakıp daha böyle duygularla ilerlemeniz anlamına geliyor olabilir ki bu kişi de çünkü çok böyle duygularını kucaklayan birisi. Bu arada yengeç, balık, akrep burçlarından birine sahip olabilir bu kişi. Bu burçların biraz daha ön plana çıktığını düşünüyorum. Bir de kova burcu arkadaşlar. Şimdi yaş olarak sizden belki birkaç yaş büyük olabilir. Ama hemen hemen aynı yaşlardasınız diye düşünüyorum. Fakat eğer siz kariyer hayatındaysanız ya da eğitim hayatındaysanız sizden biraz daha ileride. Yani işte kariyer hayatına daha önce atılmış olabilir. Belki sizden daha fazla yükselmiş olabilir. Eğitim hayatındaysa mesela siz üniversitede okurken o belki yüksek lisans yapıyor olabilir gibi öyle ufak bir farklılık olabilir diye düşünüyorum. Birinci desteği için, opalit için söyleyeceklerim bu şekilde bence çok güzel bir
kısmet çıkmış. Kısmetimi kabul ediyorum diyebilirsiniz. Ya da burada söylediğim belli özelliklerdeki şöyle diyelim. Şanslı kısmetimi kabul ediyorum. Evet. Opalit için olumlama cümlemiz bu olsun. Aşağıya yorumlara yazın lütfen. Böyle hissederek yazın ve o kısmeti kendinize çekin en kısa zamanda. Şimdiden şifa olsun diyorum. Umarım en kısa sürede şanslı kısmetinizle karşılaşırsınız. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açımda görüşürüz. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Şöyle yapalım. İkinci destemiz çilek kuvarsı, değil mi? Evet. Çilek kuvarsı sevgili güzel ruhlar için. Aa, bir parçası elime geldi kuvarsın. Ham taş olunca tabii. Bakalım sizin için nasıl bir kısmet var? Yardımcı destelerim de olacak bu açılımda. Hemen çilek kuvars için kartlarımı açacağım. Nasıl bir kısmet geliyor? Nasıl bir kısmet bekliyor sizi? Bu kişi nasıl birisi olacak? İlişkiniz nasıl devam edecek? Alabildiğimiz tüm ayrıntıları almak istiyorum bu açılımda. Bu şekilde niyet ediyorum. Zamansız bir açılımdır. Peki. 3 tane alacaktım. 4 kart geldi. Vardır bir sebebi diyorum. Ve tarot kartlarımızı da açalım. Sizi nasıl bir kısmet bekliyor? Nasıl birisi hayatınıza girecek? Şimdilik burada bırakıyorum. Sonrasında üzerine hem bu desteden hem de tarot kartlarımızdan ek kartlar açacağım. Önce bir bakalım enerjilere. Evet. Şifalanma zamanı. Çok güzel. Umarım şifalı bir ilişki olur. Size şifa getirecek bir kısmet olur. Aksiyon. Karmik partner, ayrılık ve ilahi dişil enerji. Kupa dörtlüsü, tılsım dörtlüsü, aslan adam, asa herkes. Tamam. Şimdi ben peşin peşin bir şey söylemek istiyorum. Burada büyük ihtimalle yaşanmışlıklar olan birisi var. Yani zaten tanıdığınız ama sizin kısmetinizde olan birisi olabilir arkadaşlar. Eğer tamamıyla yeni bir enerji istiyorsanız birinci veya üçüncü desteğe bakabilirsiniz. Ama yine de dinlemek istiyorum diyorsanız tabii ki de dinleyebilirsiniz. Şimdi burada bir karmik partner, bir ayrılık, bir şifalanma zamanı, bir asa ikilisi, hem de tılsım dörtlüsü ve kupa dörtlüsü. Bana bunların hepsi aslında zaten tanıdığınız, zaten belki bir geçmişiniz olan birisiyle tekrardan bir birliktelik durumunuzun söz konusu olabileceğini gösteriyor. Yani kısmetinizdeki kişi zaten aslında hayatınızda ve bu kişiyle tekrardan bir araya gelmek birazcık böyle kısmetinizde var gibi gözüküyor açıkçası. Daha önceden ayrılmış olabilirsiniz. Biraz karmik, biraz toksik diyebileceğimiz bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Aslında toksik demeyeyim de karmik diyeyim çünkü direkt o çıktı. Karmik ne demek? Yani karmik aslında bir kadersel bağlantıdır. Ve bu kaçabileceğiniz bir şey değil. Yani bu insanla bu dünyada bir araya gelmeniz gerekiyor diyebiliriz.
bir diğer bakış açısıyla. Ve bir araya gelip ilişkinizde birbirinize yansıtma da yapabiliyorsunuz. Birbirinize sınav da olabiliyorsunuz. Yani aslında bir şeyleri fark etmeniz için giriyor bu kişi hayatınıza. Belki de bir diğer bakış açısı, direkt bu kişi karmik partneriniz olabilir bu arada ama olmayabilir. Yani sadece bir takım karmalarınızı verirken bu insanla beraber de olmuş olabilirsiniz. Ve bu karmalar verildikten sonrasında tekrardan bir araya gelmeniz mümkün diye düşünüyorum. Çünkü neden? Şifalanma zamanı. Şimdi bir takım karmalar verilmiş ve artık şifalanmaya geçilecek. Bu kişiyle tekrardan bir araya gelmek kısmetinizde var diye düşünüyorum. Bir de burada bir ev mesajı gelmişti. Yani özellikle belki hani evlisiniz diyeceğim ama evli olanlar muhtemelen bu açılımı izlemeyecekler. Yani evlilikle alakalı bir şeyler başınızdan geçmiş olabilir. Belki hani söz nişan atmışsınızdır, belki evlenip boşanmışsınızdır, belki sevgili olup ayrılmışsınızdır, hani belki aynı evde yaşamışsınızdır bir süre. Bu gibi durumlarda başınızdan geçmiş olabilir. Fakat ben ilişkinize tekrardan bir araya gelme durumunu görüyorum. Çünkü bırakmak istemiyor karşıdaki insan sizi. Muhtemelen siz de bırakmak istemiyorsunuz. Ve ilişkinize dair bir takım hayalleriniz var. Ve bu hayallerinizin çoğunu da gerçekleştirememişsiniz şu ana kadar. Bir böyle kaldığımız yerden bir toparlayalım. Bir yeniden bu ilişkiyi canlandıralım durumunu yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Özellikle ilişkideki dişil enerjisinin yüksek olduğu, baskın olduğu kişi tarafından bir takım böyle toparlanmalar gerçekleşebilir. Ya da bu kişi bir tekrardan bir araya gelme yolunu açabilir. Fakat şöyle bir şey olacak. Tekrardan bir araya geldiğinizde gerçekten o ilişkinin içerisinde hissedeceksiniz kendinizi. Neden bunu vurguluyorum? Çünkü geçmişte belki şöyle hissetmiş olabilirsiniz. İlişkiniz vardı ya da bir aradaydınız ya da böyle işte konuşuyordunuz, dışarı çıkıyordunuz, geziyordunuz ama sanki böyle her şey hayal meyal gibi gelmiş olabilir size. Hani o an orada olmamış olabilirsiniz ya da partneriniz o an orada olmamış olabilir. Size yeterince ilgi, alakasını göstermemiş olabilir. Biraz böyle varla yok arasında gidip gelmiş olabilir. Bu durumlarda bir şifalanma gösteriyor kartlar. Ve beklentinizin de karşılanacağını gösteriyor aslında. Eğer tekrar bir araya gelirseniz ki bu durumun mümkün olduğunu görüyorum. Bu durumla ilgili bir aksiyon alınacak, bir hareket alınacak. Tekrardan bir araya gelinme durumu çok potansiyel olarak çok yüksek ve bu gerçekleştiğinde akışa teslim ol diyor kartlar. Yani yeniliğe kucak aç. Bu kişi eski bir kişi olabilir, ekspartlar olabilir ama yenilik bekliyor olacak sizi ve bir takım şeyleri de arkanızda bırakmanız gerekecek. Hani bazılarınız bu duruma gönüllü olarak da bir mola vermiş olabilir. Yani gönüllü olarak bilerek bir aralık bırakmış olabilirsiniz ilişkinize. Bir böyle ne denir ona? Bir ara vermiş olabilirsiniz. Fakat yani aslında ben uyumlu olduğunuzu görüyorum. Birbirinize uyumlu olduğunuzu ve birbiriniz için bir takım fedakarlıklar da yaptığınızı görüyorum. Bu sebepten de tekrardan birbirinize bir şans vereceksiniz diye düşünüyorum ki bu hani biraz da böyle sanki kısmetinizde var gibi. Dediğim gibi bir kadersel bağınız olabilir. Peki daha fazla ayrıntı için yine kartlarımı açmak istiyorum. Yani tabii böyle sıfırdan dinlediyseniz ve ben hayır tamamen yeni kişi için niyet ettim ve bu şekilde dinliyorum diyorsanız bütün burada bahsettiğim şeyleri yaşayacak da olabilirsiniz arkadaşlar. Yani geçmiş diye bahsettiğim şeyler aslında önünüzdeki şeyler de olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Evet, ben burç vermek istiyorum. Boğa, Başak, Oğlak burçlarında ise özellikle karşıdaki kişi. Bu açılımla çok büyük uyumlandınız diyorum. Çünkü ateş enerjisi ön planda çıktı. Evet.
Bakın artık yüzleşmekten korkmuyorum mesajı geldi. Yani kesinlikle burada bir yüzleşme olacak. Ama bir şeylerde bir toparlanma da olacak aranızda. O yüzden geleceğin geçmişten daha olumlu gibi göründüğünü söylemek isterim. Bir kere bir zafer mesajı gelmiş. Ve bir sadakat mesajı da var. Geçmişte bununla ilgili sorun yaşadıysanız gelecek enerjisinde daha böyle sadakatli davranabilir bu kişi size. Davranacaktır diye düşünüyorum. Ve bir takım sorumluluklarla alakalı. Yani ondan istediğiniz her şeyi yapmaya gönüllü olabilir. Hani tamamıyla yerine getirmese de yapabilirim deyip atılabilir. Bir şeyleri düzeltmek için, bir şeyleri bir araya getirmek için çabalayacağını düşünüyorum. Ve bunun da aslında arkasındaki sebebin sizinle geçmişte beraberken, daha doğrusu ayrılmışken aşk acısı çekmiş olduğunu, gerçekten böyle kalbinin paramparça olduğunu bilmiş, deneyimlemiş, hissetmiş olmasından ötürü tekrardan aynı şeyi göze alamayacaktır diye düşünüyorum. Burada tekrardan bir karmik mesajı gelmiş. Tekrar tekrar sana çekiliyorum diyor. Böyle bir döngünüz varsa özellikle. Bir tekrardan bir araya gelip sonra tekrardan ayrılıp sonra tekrardan bir araya gelme durumu söz konusu olabilir bazılarınız için. Ama yani yollarınız çok kesişiyor. Ve hani aslında bu kişiyle olan ilişkim belki biraz böyle toksik, karmik biliyorum ama hani ondan da kopamıyorum diyorsanız burada size güzel bir tavsiyem var. Mutlaka bu kişiyle olan ilişkinize bir bakın. Bu çıkarımı sizin yapmanız gerekiyor ama. Bakın bu kişiyle olan ilişkiniz size ne yansıtıyor? Kendinize daha çok değer vermeniz gerektiğini mi yansıtıyor? Gereğinden fazla fedakarlık yapmamanız gerektiğini mi yansıtıyor? Belki kendi önceliklerinizi bir adım önceye koymayı mı yansıtıyor? Yani neyse bu. Burada bu dersi alırsanız eğer buradaki o döngüyü sonlandırabilirsiniz. Hani yoruldum diyorsanız, evet böyle bir şey yaşıyorum ama çok yorucu diyorsanız burada gerçekten bunu yapmanızı öneririm arkadaşlar. Evet. Ve bir yüzleşme olacak aranızda. Bu yüzleşme içinde bir çaba göreceksiniz karşı taraftan büyük ihtimalle. Bu şekilde yansıtmış kartlar. Ve ilişkiniz için şifalanma zamanı. Sizin olumlu cümleniz bu olsun. Sevgili güzel ruhlar. İlişkimiz için şifalanma zamanı. Umuyorum ki böyle bir ilişkisi olan herkesin hem karması temizlenir hem ilişkisi şifalanır. Güzel bir şekilde gönlünüzce bir ilişki yaşarsınız. Öyle de oldu diyelim. Herkese şifa olsun. Çilek kuvar seçen herkese şifa olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi ben 3. desteğe geçeceğim. Evet. Geldik 3. destemiz. Limon kuvarsa. Limon kuvarsı seçenler için kısmetinizde kim var? Nasıl bir kısmet geliyor? Hadi gelin beraber bakalım. Evet, burada yardımcı destelerim var. Hemen başlamak istiyorum. Bu zamansız bir açılımdır. Belirteyim. Sizin için, limon kuvarsı seçenler için kısmetinizde nasıl birisi var? Nasıl birisi size doğru gelmekte şu anda? Kısmetinizde kim var? Buna bakalım. Evet. Birinci deste çok güzeldi. İkinci deste biraz ağırdı. Bakalım bu nasıl olacak? Kartların devamını sonra açacağım. Bir de destemden kartlar açacağım ama öncelikle gelen mesajlara bakalım. (Gülüyor)
kart açılmak istemiyor. Açmasam mı acaba? Hani kahve falında açılmıyorsa açmayın derler ya. Peki. Bu kalemun ruhu gelmiş. Şimdi açıkça görüyorsun diyor. Sihir sizinle yaratılıyor diyor. Peki. Üç güzel mesaj. İlahi maskülen enerji, eril enerji yani. Deception. Yanılsama ve durulma. Ama nasıl bir durulma biliyor musunuz? Yani hani artık ben aradığımı buldum. Ve onunlayım ve duruldum. Durulması. Hani böyle artık dışarıya bana bir kısmet var mı diye bakmıyorum. Ya da daha iyisini bulabilir miyim diye bakmıyorum durulması. Hani ben zaten aradığımı buldum. Durulması. Peki. Güzel. Şimdi içimden şu geldi. Bir zaman vereceğim size. 3 hafta, 3 ay ya da 3. ay içerisinde bu insanla tanışabilirsiniz. Niye zaman vermek geldi içimden? Çünkü hem ilk kartım bir bekleme enerjisi. Yani böyle ileriye bakıyor ve bir şeyi bekliyor. Ve ben de sizin hayatınıza girecek olan bu kısmete baktığını düşünüyorum. Ve hem böyle ışıl ışıl parlayan bir şey geliyor size. Bir kısmet geliyor. Ve bu kişi yeni tanışacağınız birisi bence. Zaten halihazırda tanıdığınız birisi olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi 3 hafta içerisinde, 3 ay içerisinde ya da 3. ay içerisinde, yani Mart ayı içerisinde bu kişiyle tanışabilirsiniz. Bu kişiyle tanışmanız, bir de şunu söyleyeyim onun önceliğinde. Hani böyle sanki bekliyorsunuz birini. Yani çok böyle aktif olarak da bekliyor olabilirsiniz. Yani böyle her an bir beklenti içerisinde olabilirsiniz ama bazılarınız da İçten içe hani böyle birinin geldiğini hissediyordur. Gelmek üzere olduğunu hissediyordur. Böyle belki hani ilişkiniz olsun çok istiyorsunuz. Ama içinizde bir rahatlık var. Hani böyle çok da bir çabalamıyorsunuz. Böyle hissi olanlar çoğunlukta diye düşünüyorum. Çünkü bu hissi hissettim. Yani zaten böyle biri geliyor, güveni var. Ve bu kişinin gelmesiyle sosyal hayatınız, genel anlamda günlük hayatınız çok hareketlenecek diye düşünüyorum. Yani görüşmeleriniz, buluşmalarınız evet onlar çok ayrı bir tarafta. Ama mesela uzun zamandır yapmadığınız şeyleri bu kişiyle yapabilirsiniz. İşte konserlere gitmek, daha böyle farklı gezilere gitmek, arkadaş toplantıları... Hani arkadaş toplantılarını yapıyorsunuzdur ama o sosyal taraftan bir böyle hızlanma olacağını düşünüyorum. Ve onun dışında şimdi ben burada ilginç bir şey gördüm. Bu kişiyle tanıştığınızda birazcık aslında böyle içten içe çok beğenip beğenmemiş gibi yapabilirsiniz. Bu kalemun ruhunu unutmayın. Yani birazcık sanki o sizin peşinizden koşsun isteyeceksiniz. Ve bu da olacak bence. Çünkü birazcık ilk görüşte birbirinizden etkilenme durumu söz konusu olabilir. Ama ikinci bir ihtimal de şudur. İlk tanıştığınızda, ilk böyle görüştüğünüz, konuştuğunuz zamanlarda birbirinizi çok daha farklı algılayıp biraz daha tanıdıktan sonra o ön yargı ya da ilk izleniminiz çok çok değişebilir. Yani başında böyle heyecanlı birkaç şey olacak diye düşünüyorum. Yani ilk izleniminize çok güvenmeyin. İlk izleniminiz sizi yanıltabilir bu kişiyle alakalı. Çünkü ilk başta çok daha farklı gördüğünüz bir şey sonrasında çok daha farklı gözükebilir. Onunla beraber böyle hani sihir seninle yaratılıyor mesajı var burada. Bu ne demek?
İlişkiniz içerisinde gerçekten kendinizi güzel, iyi hissedeceğiniz, güzel hissedeceğiniz, neşeli hissedeceğiniz, daha böyle aşkı hissedeceğiniz, uyumu, o ilişkinin güzel taraflarını, tutkuyu hissedeceğiniz, ama biraz da böyle dingin bir ilişkinizin olacağını düşünüyorum. Yani aşk çok yüksek olabilir, tutku yüksek olabilir ama ilişkinizde böyle farklı bir dinginlik, farklı bir huzur da olabilir. Biraz böyle eril enerjinin baskınlığını görüyorum. Eril enerjisi daha yüksek olan tarafın ilişkiyi başlatma, ilişkiye belki hatta adını koyma gibi durumlarda aktiflik kazanabileceğini, biraz daha o konular daha aktif olabileceğini gördüm. Ama şu nokta böyle birkaç defa üst üste çıkmış. Şurayla da birlikte. Yani birbiriniz hakkında yanılsamalara kapılıp giderseniz bu kısmeti kaçırırsınız. Gerçekten biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakmayı deneyin. Ya da bir şans daha verin bu kişiye. Yani orayı anlatabildim diye umuyorum. Şimdi onunla birlikte bir de bu kişi belki tanıştığınız zamanlarda birazcık böyle çapkın, biraz flörtöz birisi olabilir. İşte aslında o ilk izlenimi aldığınız nokta ve belki de o size yaklaştığında belki onu reddedeceksiniz ilk başta ve diyeceksiniz ki hayır, o yani çok flörtöz birisi, çok çapkın birisi, ben öyle birisiyle baş edemem ya da öyle birisiyle ben zaten ciddi bir ilişki yaşayamam, hiç boşuna hani vaktimi harcamaya değmez gibi bir bakış açısında bulunabilirsiniz. Fakat bu kişi sizi şaşırtacak. Neden? Buradan dolayı, bu durulmadan dolayı. Bu kişi durulacak sizinle beraber. Yani çok böyle aşırı bir çapkınlığı olmayabilir. Bazılarının olabilir. Ama belki sadece flörtözdür. Belki böyle hani konuşması çok flörtözdür vesaire. Ama her türlü bu kişi sizinle birlikte durulacak. Ya çünkü ben burada aşık olacağını düşünüyorum. Ya bu durulmayı ancak aşk sağlatabilir çünkü. Ve sizden de karşılık alacağı için siz dolu dizgin bir ilişkiye başlayacaksınız. Ve kendi özgür iradenizle başlayacaksınız. Yani iki tarafın da özgür iradesi olacak diyor kartlar. Ve bu ilişki içerisinde bir şeyleri beraber yaratacaksınız gerçekten ve ikinizin de şu ana kadar yaşadığınız en güzel ilişki olacak. Bakın sihirbaz kartı bu enerjiyi veriyor bana. Yani ikinizin de şu ana kadar yaşadığı en güzel ilişki olacak. Ciddiyete gider mi? Uzun ilişkiye döner mi? Ona birazdan bakacağım. Kart açacağım onun için. Ama yine böyle bir aksiyon, karşı tarafın mesela adım atması, karşı tarafın kendini ortaya koyması konularında hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Oldukça cesur birisi ve hızlı hareket eden birisi. Birazcık dürtüsel hareket eden birisi. Görüşlerini çok savunabilir. Hani kendi doğruları vardır. Onları asla böyle toz kondurmaz. Belli inanışları vardır, onlara toz kondurmaz vesaire. O konularda birazcık inatçı olabilir. İnatçı bir tarafı var diye düşünüyorum bu kişinin. Ama çok da cesur. Sizin de cesur olduğunuzu görecek. Sizin de cesaretinizden çok etkilenecek. Sizi çünkü bu kişiyle böyle değişik böyle aşk oyunları, flört oyunları oynayacaksınız diye düşünüyorum. Özellikle ilişkinizin başlarında. Ve bu da hem bakın tutku enerjisi var burada. Hem böyle o heyecanı verecek size. Hem o tutkuyu belki perçinleyecek biraz. Ve aslında kendinizi iki tarafında böyle birbirine adayabileceğini görüyorum. Bu da biraz daha böyle evlilik yoluna giren çiftlerde gördüğüm bir şeydir. Peki bakalım uzun ilişkiye gider mi aranızdaki durum? Yoksa o tutku bir parlar, bir söner mi? Öyle de olabilir. Yani o da hayatın içinden bir şey sonuçta. Oo, çok güzel. Oo, harika. Yani şu artık, şimdi gelen kartları söyleyeyim. Tılsım dokuzlusu, yıldız, tılsım onlusu ve güneş. Hani şu tılsım onlusuna kadar zaten gördüm. Dedim ki herhalde başka kart çekmeme gerek yok. Onun üstüne bir güneş kartı geldi arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten kısmetinizdeki kişi yani size böyle gümbür gümbür geliyor diyebilirim. Hatta içimden geldi. Sadece 3. destede zaman verdim. Zaman da verdim sizin için. Bekleyin bakalım. Ama birazcık böyle pasif bir şekilde bekleyin. Yani ne demek istiyorum? Her gün gün saymayın. Aklınızın bir yerinde olsun. Ama çok fazla düşünüp de blokajda oluşturmayın kendinize.
Evet. Çok güzel geldi ya. Ya bir kere şu hayranlığı gösteriyor. Yani bu kişi hem bu kişinin size hayranlığı. Çünkü ben bu okumada birazcık böyle karşılıklı duyguların da çok yoğun olduğunu hissediyorum. Hem onun size hayranlığı hem sizin ona hayranlığınız çok ön planda olacak. Adeta yani onun için bir ödül olacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Belki de bu kişinin şu ana kadarki arayışı gerçekten kendisine uygun birini bulamadığı içindi. Hani dışarıdan belki flörtözdü ama içeriden kendisine uyacak bir ruh eşini arıyordu ve bu kişinin siz olduğunuzu düşünecek, sizinle ilgili ileriye yönelik çok fazla düşüncesi olacak diye düşünüyorum ve sizinle bir gelecek görecek bu kişi. Dolayısıyla bu ilişkinin ciddiyete dönmesi, hatta evliliğe gitmesi çok çok potansiyeli yüksek bir durum. Böyle ev teması, evlilik teması çok net bir şekilde çıktı. Aileyle tanışma kısa süre içerisinde olabilir, aileye girme kısa süre içerisinde olabilir. İkiniz için de söylüyorum. Size bir inancı olacak bu kişinin. Yani siz ne deseniz inanabilir. Siz ne isteseniz yapabilir. Bu da gerçekten böyle gözü kör bir aşk enerjisini görüyorum ben burada. Ama toksik tarafı olan birisi değil. Yani çok ilginç. Belki de hani böyle ne denir ona? Çapkın taraftan böyle bir şey bekliyor olabilirsiniz ama pek bunu görmedim açıkçası. Ve geleceğin sizin için çok neşe ve kutlamalar taşıdığını gösteriyor Güneş kartı. Birbirinize çok sıcak bir enerji veriyorsunuz. Birbirinizin enerjisinden adeta besleniyorsunuz. Birbirinizin yaşam kaynağı haline geleceksiniz. Güneş bunları temsil ediyor. Ve hani beraber bir şeyler yaparsanız başarılı olma potansiyeliniz yüksek. Bu ilişkide kutlanacak çok şeyiniz olacak diye düşünüyorum. Onun dışında rüyalarında seni görüyorum. Belki bu kişiyle tanışmadan önce rüyanızda görebilirsiniz. Belki o da sizi rüyasında görebilir. Rüyalarınızı not alın. Bazı rüyalarınız haberci rüyalar olabilir. Bakın burada direkt çıktığı için söylüyorum. Bazı olayları görmekte zorlanabilirsiniz ki o ilk başta bahsettiğim yanılsamalar, hani o belki de o ilk izlenimin sonrasında yanlış çıkabileceği durumu tasdikleyen bir şey geldi. Onun üstüne zaten konuştum, tekrarlamayayım. Ve bir de çok böyle aslında sürprizlerle dolu bir kişi olacağını gösteriyor kartlar bu kişinin. Hatta sizi belki biraz korkutabilir bile. Yani hani böyle tanıdıkça bir özelliğini görebilirsiniz. Hani böyle açtıkça içinden başka böyle matruşka gibi bir tane daha bebek çıkıyor, bir tane daha bebek çıkıyor gibi böyle şaşırtıcı, sürprizli bir insan gözüküyor size kısmet olarak. Dediğim gibi bu durum belki sizi ilk başta korkutabilir ama çok böyle manasız bir şey bence. Olabilir. İnsan bilmediği şeyden korkar. O da mantıklı ama korkmanıza çok da gerek yok gibi gözüküyor. Şöyle bir bakıyorum. Ya ben bu çok içimden geçmedi. Burç vermeyeceğim. Çok da böyle baskın gördüğüm bir şey de olmadı açıkçası arkadaşlar. Zaman verdim sizin için. Bence bu önemli. Yaş olarak ben çok büyük bir yaş farkınız olacağını düşünmüyorum. Onu da belirtmek isterim. Kadın, erkek nasıl olursa olsun bence fiziki olarak çok beğeneceğiniz bir tipte de olacak. Yani kadınlar için biraz daha beyaz ten ve koyu renk saçlar. Aslında erkekler için de öyle. Beyaz ten ve koyu renk saç diyebilirim. Kadınlar için uzun saç daha çok görüyorum. Uzun ve hafif dalgalı. Evet, erkekler için de kısa ve koyu saç. Evet. Sizin için sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Ama bir olumlama cümlesi vermek isterim yorumlara yazabilmeniz için. Evet. Şu ana kadar yaşadığım en güzel ilişkiyi yeni kısmetimle yaşıyorum. Şu ana kadar yaşadığım en güzel ilişkiyi yeni kısmetimle yaşıyorum. Bence bu önemli noktalardan biriydi açılım içerisinde.
Bu cümleyi yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da yanılsamaların ötesinde bir aşk yaşıyoruz da diyebilirsiniz. hoşunuza gittiyse beğenim butonuna basıp abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden şifa olsun. Umarım kısmetiniz en kısa sürede karşınıza çıkar ve dolu dolu aşkınızı yaşamaya başlarsınız. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açımda görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.